Sevgili Feridun Yazarı ölümünün 8. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Sevgili Feridun Yazar derken Urfa'ya siyaseten mal olmuş önemli bir aktör, önemli bir kişilik. Hem Urfa siyaseti hem de Kürt siyaseti açısından topluma mal olmuş önemli bir yoldaşımızdı. Siyaseten atıldığı günden beri ezilmişlerin, ötekilerin, emekçilerin haklarını savunan noktada siyasete başlayıp ömrünün sonuna kadar bir halkın özgürlük mücadelesinde siyasetten yer aldı. Doğu Devrimci Kültür Ocakları döneminde 12 Eylül faşizminden nasibini almış, Ahmet Vahşet zindanlarında faşizmi iliklerine kadar yaşamış yoldaşlarımızdan biriydi. Ve sonrasında siyasi çizgisinden sapmadan Kürt siyaseti hareketi başladığından itibaren mihenk taşı olan Kürt siyasi mücadelenin en başlangıcında yer alan sevgili Feridun Yazar bize siyaseten önemli miraslar bırakmıştır. Bir halkın bir bütün olarak özgürlüğüne esas alan Kürt siyasi hareketinin öncülerinden, yani HEP Partisi, Halkın Emek Partisi'nin genel başkanlığını yapmış ve o miras üzerinden hala bir halkın mücadelesi, bir özgürlük mücadelesi yürütülüyor. Elbette bu mücadele onların bıraktığı miras üzerinden büyüyor, gelişiyor. Bir halkın statüsü gelişene dek esinlendiğimiz en önemli aktörlerden birisi de değerli Feridun Yazar arkadaşımızdı. Tekrar tekrar hepinizin huzurunda saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bize bıraktıkları mirasa sahip çıkacağımızı, onların yolunda yürüyeceğimizi, bize devrettiği bayrağı zafere taşıyana kadar bu yolu sonuna kadar yürüyeceğimizin sözünü mezarı başında veriyoruz. Babam ve yoldaşlarının, bizim öncülerimizin verdiği mücadele gerçekten çok değerli, çok kıymetli ve o emek çok saygın. Bugün Hakkari'deki kayyum mevzusunu gördüğümüz zaman da verdikleri mücadelenin aslında ne kadar doğru, ne kadar gerekli olduğunu hepimiz bir kez daha görmüş olduk. Biz burada şu anda o öncülerin arkasından bu mirasa sahip çıkıp layık olmaya çalışıyoruz. Ben şimdi babamın kurucusu ve genel başkanı olduğu bir partinin ardılı olarak belediye eş başkanlığı yapıyorum. Ve bunu yapmamızın, bu işin içine girmemizin, bu yolda ilerlememizin en büyük sebeplerinden biri de babam ve yoldaşlarının, öncülerimizin bize aslında gösterdikleri gerçeklerdir. Ve onun arkasından gitmemiz gerektiğidir. Bu nedenle umuyorum onların verdiği emeğe, ödediği bedele layık oluruz. Ben kendi adıma bunun için layık olurum diye umuyorum. Dediğim gibi bu bedellerin karşılığını vermemiz umuduyla.